Peki sevgili Adnan Bey, dünyada idam cezasının son bulmasına dair yazılarınızı okudum. Arkadaşlarıma bu konuda itirazlar getiren var. İdam cezasına itiraz etmenin İslam'la çeliştiğini söylüyorlar. Ölüm cezasının Allah'a karşı insanlık dışı suçlar işleyenlere karşı uygulanabileceğine, kısasla karşılık vermeyi bu konuda Allah'ın hükmünü değiştiremeyeceğini söylüyor. Bu konuda cevabınızı bekliyorum. Tamam da dünyada İslam hakim değil. Deccaliye sisteminde sen idam uygularsan Deccal'ın yardımcısı olursun. Yani zulmün yardımcısı olursun. İslam hakim değil ki. İslam hakim olduğunda zaten idam cezası gerektirecek suçu adam işlemez. Öyle bir hayat olmaz. Darwinist materyalist sistemle insanların beyni zehirlenmez. Deliye döndürülmez insanların bir kısmı. İntihara menyal, aklını kaybetmiş birçok insan oluşmaz öyle bir ortamda. Dolayısıyla benim sözüm doğru. Deccal adamları asar keser. Sen de asacağım keseceğim diyorsun. Şu an İslam var mı dünyada? Yok. İslam hakimiyeti var mı? Yok. Ha, İslam hakimiyeti olduğunda idam cezası var mı İslam'da? Var. Ne diyor ama ayet Allah? Bak o kısmı okumuyorlar. Affederseniz daha hayırlıdır diyor. O niye işine gelmiyor senin? Bak daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır niye istemiyorsun sen ya? Allah idam cezası hayırlıdır diyor. Ama affetmen daha hayırlıdır diyor. Hangisini seçeceksin? Daha hayırlıdır seçersin. Dahası varken öbürünü seçemezsin. Daha hayır olanı seçersin. Allah'ın rızası en çok hangisini onu seçersin. Bak işlerine gelmiyor bu konu. Bunu niye söylemiyorsun? Affederse adam olur biter. Dersin ki arkadaş Kur'an'ı ezberlemen, beş vakit namazını kılman şartıyla seni affediyor. O süreyi hapiste geçireceksin dersin. Velisi. Mesela İslam toplumunda bunu diyebilir. Ama şu an modern hukukun uygulandığı bir sistem var. Bütün dünyada adeta. Deccal adam öldürüyor. Sen de adam öldürüyorsun. Adamı suça teşvik edecek sistem. Söyleyeceksin ki ya sen niye adam öldürdün? Niye? Bir sonra adamı yeniden asacaksın. Adamı sen delirtiyorsun. Aklını elinden alıyorsun. Gece gündüz ona cinayet filmleri göstertiyorsun. Darwinist materyalist yetiştiriyorsun. Karşındaki solucandan oluşturuyorsun. İnsan değil bu diyorsun. Onu delirtmeye, cinnet getirmeye teşvik ediyorsun. Cinnet getirtiyorsun. Ondan sonra gel seni asacağım diyorsun. Senin yaptığın suç ne olacak? Sen onu delirten sensin. Tamam o suç işliyor, sen delirten kim sensin? Delirtenin hükmü ne? O yüzden olmaz. Ama Mehdiyet devrinde tabii ki Kur'an'ın hükümleri açık aşikar uygulanacaktır. Ama yani adam öldüren olmaz. Mehdiyet toplumunda. Ne diyor? Damla kan akmaz. Uyuyan kişi uyandırılmaz. İnsanlar burnu bile kanamaz. Damla kan akması nasıl adam İdam cezası alsın. Adam öldüren olmaz ki idam cezası olsun. Faraza olsa bile Allah'a sevgilsin. Cinnet geçirmişse Allah ne diyor? Affederseniz daha hayırlıdır diyor. Onun için Kanada'dan Muharrem bu sözümü arkadaşlarına anlatsın.